Merhaba arkadaşlar, bugünkü derse hoş geldiniz. Bugün size Premiere'de çok güzel iki tane bir özellik göstereceğim. Bunlardan ilki, diyelim ki yoğun ve kalabalık bir video çalışmanız var. Örneğin şu kadar bir videoyu, hatta hepsini tutup buraya bırakalım. Şuraya kadar alalım. Çok fazla videonuz var. Karışık yerleri belli bir düzene göre değil ve bu videolarınızı diyelim ki düzenliyorsunuz. Şurada yüzlerce videonuz var. Ancak timeline kısmında istediğiniz bir videoyu kısa bir şekilde şurada bulabilirsiniz. Örneğin ben şuradaki Surf videomu bu tarafta nasıl bulabilirim? Burada tek tek ismini aramaktansa arkadaşlar, bunun çok güzel bir kısa yolu var. Videonun üzerine geliyorsunuz, hemen buraya sağ tıklıyorsunuz. Buraya sağ tıkladıktan sonra arkadaşlar, altta Review in Project kısmına tıkladığınız zaman bu videoyu, timeline'da olan bu videoyu proje kısmında gösteriyor. Yani uzun uzun burada aramanıza hiçbir şekilde gerek kalmıyor. Hemen farklı bir videoya geçip ikinci özelliğe geçeceğim. Örneğin Woman yazan bir videom var burada. Ben bu videoyu buradan uzun uzun aramaktansa Woman'a sağ tıklıyorum arkadaşlar. Review in Project kısmına tıkladığımda otomatikmen buraya gelmiş olacak. Şimdi ikinci bir özelliğe geçiyoruz. Benim şu yoğun videomda kullandığım efektler var. Örneğin efekt kısmına geliyorum. Buradan bulur diyorum. Örneğin bulur'u ben buradan videoma bıraktım. Çok güzel. Başka ne bırakayım? Stabilizer'a bırakalım. Şuraya bir warp bırakalım. Örneğin buraya bir wave bırakalım. Geçişlerden bir tane atalım. Şöyle. Şunu da şuraya bırakalım. Şimdi arkadaşlar, birçok burada efektim var ve ben hangi efekti nerede kullandım? Örneğin bilmiyorum. Veyahut da burada kullandığım bir efekti bulmak istiyorum. Şimdi videom çok uzun. Ben az önce örneğin Warp Stabilizer'i attım. Bunu kısa bir şekilde videoda hangi bölümde kullandığımı, hangi bölümde bu videoda Warp Stabilizer'i işlediğimi görebilirim. Bilgisayardan Premiere açıkken Ctrl F tuşuna basıyorsunuz. Burada karşınıza bu şekilde bir ekran geliyor. Şimdi bu ekranda benim aradığım şey marker mı, efekt mi, yazı mı? Burada birçok özellik var. Ben efekt kullandım değil mi az önce? Efekt bölümünden efekt kullandım. O yüzden buraya efekt kısmına geliyorum. Contain soruyor burası. Ne kullandık az önce? Warp Stabilizer kullandım. Buraya ben warp yazıyorum ve fint diyorum bul. Bakın. Direkt benim imajım şuradaydı. Efekti kullandım. Stabilizer'i hemen yanına geldi. Şurada gördüğünüz gibi zaten buldu. Örneğin tekrar bir Ctrl F yapalım. Bulur kullanmıştım. Arama kısmına bulur yazacağım. Burası senin efekt kısmında kalacak. Hepsini de seçebilirsiniz. Bulur yazıyorum. Fint diyorum. Bakın ben bulur özelliğini, bulur efektini burada kullanmışım. Örneğin ben birden fazla bulur kullandım diyelim. Şu diğer buluru şuraya atıyorum. Bunu buraya bırakıyorum. Birden fazla bulur kullandıysa Ctrl A yap hepsini seçiyorum arkadaşlar. Find Next dediğimde bir sonraki efektimi bu şekilde buluyor. Aynı zamanda örneğin label'larda da kullanabilirsiniz bunu.
Diyelim buraya ben bir level ekledim buradan. Mango. Şurada. Örneğin ben bütün farklı mekanı çektiklerimi, diyelim ki bu sadece bunda bayanlar var diyelim. Bunların hepsine level ekledim. Mango rengini. Burada bunları direkt bulabilirim. Gruplama şeklinde bu çok işimize yarayabilir. Ctrl F yaptık buradan. Efekt kısmının altına label seçiyoruz. Buraya mango yazıyorum. Find dedim. Gördüğünüz gibi direkt bu rengi bulmuş oldu. Bugünkü dersimiz bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın arkadaşlar.